Merhabalar, ben Ebru Aydın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok değerli bir arkadaşım konuğum oldu. Ayşen Karaman, kendisi uzun yıllardır çok başarılı bir şekilde mesleğini yapan gazeteci. Birazdan kendisini detaylı bir şekilde tanıyacağız. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için bu arada. Ben teşekkür ederim. Bu konuklu olarak yaptığım ilk program ve bu ilk programda senin olmandan dolayı da çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim tekrardan. Bu arada takipçileri hemen söyleyelim. Hemen beğendim butona ne yapıyorlar Ebru'cum? Basıyorlar. Evet. Yukarıda veya aşağıda bir yerdedir mutlaka. Hemen basıyorsunuz. Evet, bugün oldukça doğal, kendi olduğumuz gibi, kendi aramızda sohbetlerimizi yapacağız. Kesinlikle belirli bir kalıplara oturtmadık bugünü, değil mi konu evet, olarak? Evet, gayet doğal. Kadınca, güzelliğe dair konular işlemeyi düşünüyoruz, konuşup sohbet etmeyi düşünüyoruz. Bu arada çantamı karıştırabilirsin. Evet, Ayşen benim için çantalarını getirmiş, makyaj çantalarını. Onların hepsini karıştırıp içerisinde neler var bakacağız, neleri kullanıyor. Varsa sorularım tabii ki. Soracağım. Onları alacağım. Uzmanı konuşken soracağım. Tabii ki. Aynı zamanda tabii ki sorduğun sorular arasında kendine ait mutlaka bir şeyler bulan izleyicilerimiz de olacaktır. Hadi bakalım diyelim. Başlayalım mı? Tamam. Evet, şimdi arkadaşım Ayşen Karaman'ı biraz kendi diliyle tanıyalım istiyorum. Ayşen'cim, biraz kendini anlatır mısın? Biraz mı anlatayım? Azıcık. Çok çok geniş bir kapsama sahipsin biliyorum ama kısa ve öz bir şekilde senden bir alalım. Tabii. Yaptığın güzel, başarılı işlerin. Ben tabii ki biliyorum Ayşen'in ne kadar çok başarılı olduğunu, yıllarca ne kadar çok emekler verdiğini mesleğinde. Ama kendi diliyle sanıyorum daha iyi anlatırsın. Gazeteciyim. 16 yıllık gazeteciyim. 16 yıl önce gazeteciliğe başladım. Onun yanı sıra 15 yıldır, 16 yıldır kendi Diminutum with Ayşen, Ayşen'e Dakikalar adlı radyo programım var Türkçe. Hı hı. Her sektöre, her uzmana soru soruyorum. Birbirinden kıymetli uzmanlarımız geliyor. Senin gibi Almanya'nın evet, ödüllü makyaj uzmanı olarak. Ben de oldukça sık bir şekilde programa dahil oluyorum gerçekten. Ama neden? Çok yoğun talep var sana karşı. Aynen, muhteşem. Teşekkür o kadar ederim. Çok yoğun talep var ki Ebru Aydın ne zaman geliyor diye. Evet. Bu yüzden seni sık sık diyorum Ebru'cum ne zamana geliyorsun. O kadar yoğun ki. Yakın bir zamanda tekrar değil mi yapıyoruz evet. Bu ayın son çarşambası. Bu ayın son çarşambası. Evet, aynı zamanda tabii ki Ayşen'le dakikalara da sizi bekliyoruz. Onun yanı sıra sahne sunucu ve eğitimi aldım. Hı hı. Berlin'in, Almanya'nın, Avrupa'nın ilk Türk tiyatrosu tiyatromda genel müdür olan Doktor Yekta Armut hocam olur. Hı hı. Hem Almanca eğitim aldım, onun yanı sıra iki senede diksiyon, fonetik, artikülasyon, duygu tonlama, evet. Şive, TRT spikerliği eğitimi, sahne sunumu, seslendirme, duygu tonlama. Çok profesyonel bir şekilde yapıyorsun gerçekten. Azmine de hayranım. Ama şu anda sadece radyo var ve eğitim var. Eğitmenlik derken değişik projelerde 8 yaşından 50 yaşına kadar öğrencilerim var. Bu kadar güzel. Evet. Düğmeye basıp radyoyu dinlemiyorlar. Radyo programı içine girip redaksiyon kurup onlar kendileri bir radyo programı nasıl hazırlanılır, hı-hı, nasıl mikrofon tutulur, sokakta nasıl röportaj yapılır, uzmana nasıl mikrofon tutulur. Çok güzel. Nasıl randevu alınır, nasıl ses montajı yapılır deyip müzik redaksiyonu, işte haber redaksiyonu, magazin evet, redaksiyonu. Canlı yayın moderasyonu, canlı yayın yönetmeni, teknisyenin hepsini hazırlıyoruz. Çok güzel bir saatte programlar çıkıyor. Yani diye. Temelde tabii ki tecrübelerin de çok fazla. Böyle olduğu zaman ben de kendi dalımda eğitmen olduğum için insanın tecrübesi ne kadar fazlaysa karşıdaki kişiye gerçekten verdiği bilgiler çok daha değerli ve farklı oluyor. Değil mi? Peki sana ağırlıklı olarak hangi sorular geliyor eğitmenlikte? Öğrencilerin sana en çok hangi soruyu soruyorlar mesela? Merak ettim şu anda. Yani benim dalım çok fazla geniş. Tabii ki ben kozmetik dünyasında birçok dalda eğitim verdiğim için tabii ki kişiler kişisel olarak hangi dalda eğitim alıyorlarsa o dalda çok fazla sorular oluyor. Mesela kiprik derse takma kiprik. Takma kipriği herkes kendi evinde takabilir mi? Bir uzmana mı gitmek gerekiyor? Şimdi kirpiklerin iki değişik takma stili var tabii ki.
günümüzde özellikle genç kızlarımız o kadar çok ilgililer ki sağ olsunlar. Hani bundan 5-6 yıl önce bu kadar çok ilginin, talebin olacağını gerçekten ben şahsen düşünemezdim. Ya extension adını verdiğimiz teker teker kirpiklerin, uzun kalıcı kirpiklerin takılımı tabii ki insanın kendi başına yapabileceği bir şey değil. Ama bant kirpik ya da bütün kirpik olarak yapılan uygulamalarda tabii ki kendi başlarına takmaları mümkün. Birisini uzun vadeli kullanıyorsunuz. Onu sürekli 3-4 haftada bir gidip tazelemek gerekiyor. Tıpkı takma tırnaklar gibi. Bir diğeri ise onu talebe arıza göre o an makyaj uygulandığı zaman günübirlik takılan kirpikler. Onu evet kendi başlarına takmaları mümkün. Ben kendi başıma takamıyorum. Bu konuda çok beceriksizim yapacağım. Deniyorum olmuyor. Yamuk oluyor, eğri oluyor. Takıyorum göz kapağımı açamıyorum. Bir ağırlık yapıyor. Ağırlık yapması farklı bir konu. Yani bunu mutlaka yaşayanlar vardır sizlerin de arasında. İlk taktığınız zaman o kirpikler gerçekten sanki gözünüzü açamıyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyorsunuz ama bu gerçekten 1-2 saat sonra kaybolan bir his. Ama takıp takamamak birazcık çalışmaya bakıyor. Yani onun her şeklini denemek lazım takmak için. Kimisi gözünü açık tutarak takabiliyor. Kimisi işte şu şekilde çekerek takabiliyor. O biraz bence kişisel elin yatkınlığına göre değişen bir şey. Ama hiçbir şey bir kere de oturması ya da olması söz konusu değil. Yani bizler bile uzman olarak her müşteriye taktığımızda rak diye takamadığımız zamanlar olabiliyor. Göz çok küçük olur, çok büyük olur, kirpikler çok düz olur. Bunun birçok sebepleri olabilir. Yani sen bu konuda takamıyorum diye düşünme. Biz başka bir zaman bunun biraz çalışmasını yaparız seninle beraber. Hemen aklım derken konu kirpiklere gelmişken sevgili takipçilerime buradan seslenmek istiyorum. Ebru Aydın benim 25 yıllık uzmanım, kozmetik uzmanım. Evet. 25 yıl önce tanıştık, uzman müşteri, arkadaşlık, evet, dostluk, bugünlere kadar geldik. Doğru. Ve ilk yıllarda sana geldiğimde ben merak edip kirpik perması da yaptırmıştım sana. Çok evet. Güzel olmuştu. Evet. Yani onları tek tek yapıştırmıştım. Hı-hı. Ben böyle bekliyorum. Evet. Evet. Ama sonrası muhteşemdi. Çok güzel oluyor. Şimdi eskiyle şimdinin arasında ne fark var? Tabii arada yıllar var. Firmalar gelişiyor, sürekli yeni şeyler üretiyorlar. Bu da çok doğal ve olması gereken bir şey. Kirpik perması isim olarak biraz evrim geçirdi. Wimpel lifting oldu. Aslı o wimpel lifting oldu. Evet, lifting olarak adlandırılıyor artık ve birazcık teknik olarak da değişti. Ama bu değişiklikler çok güzel değişiklikler ve ileriki dönemlerde mutlaka bu uygulamayı da sizlere ayrıca göstermek istiyorum. Kirpiklerin eski yapılan sistemde çok minicik yapıştırgan şeyleri vardı ve kirpiklerin çok fazla kıvrılması söz konusuydu. Şu an yapılan yeni teknikte öyle bir riziko kalmadı. Çok daha güzel, tamamıyla yukarıya kalkacak bir teknikte yapılıyor. Peki ben bugün maskaramı güzel sürmüş müyüm? Maskaran gayet güzel. Ayşen çok farkındaysanız olduğu gibi de doğaldır. Gerçekten normal makyaj olarak da doğaldır. Ama bugün teşekkür ederim benim için. Sana özel. Normalde bu kadar yapmıyorum. Evet, biliyorum. O yüzden söyledim zaten. Gayet güzel. Sen zaten doğal bir tipsin. Şimdi insanların makyaj talepleri duruma göre, güne göre, o an bulunacakları ortama göre değişiyor. Biz tabii ki Ayşen'e oldukça farklı faaliyetlerinde değişik makyajlar yaptık. Ama her ne olursa olsun bulunduğun ortamlardan dolayı ve tarzın ve tipin olarak zaten çok fazla ağır makyajı kaldıran bir tipe sahip değilsin. Ama bugün senin geleceğini bildiğim için şöyle bir fantazi oluştu. Makyaj konularında konuşacağımızı bildiğim için bugüne kadar hep Ayşen'e çok doğal makyajlar yaptık ama inşallah nasip olursa ileride kızlarının düğünlerinde falan farklı bir makyaj stili yapacağımı şimdiden sana söyleyebilirim. Tamam, yapalım. Biraz daha abartacağız yani ona göre. Evet, bugün ben gazeteci olarak şunu çok merak ediyorum. Ay, güzel. Yani, güzel bir giriş olmuş şimdi. Evet. Bu mesleğe nasıl başladın? Ben? Evet. Aha, okay. oldukça uzun yıllar geçti aralardan değil yaşım ortaya çıkması. Şimdi ben gerçekten uzun yıllardır yapıyorum. Nasıl oldu?
Bu bizim aile mesleğimiz. Türkiye'ye ait bir terim, çıraktan yetişme olayı. Annem, teyzem aynı zamanda bu işle ilgilendikleri için ben de gerçekten küçücük yaşlarda teyzemin çalıştığı dönemlerde onun yanına gidip saatlerce onu seyrettiğimi biliyorum. Tabii ki bu kadar çok ilgili olduğum dikkat çekmiş aynı zamanda teyzem tarafından. Gel seni yetiştireyim dedi. Ay çok güzel. Benim de demek ki gönlüm gerçekten varmış. Ben ilk olarak epilasyon uzmanı olarak mesleğe giriş yaptım. Onun haricinde aynı zamanda okuluma gidip aynı zamanda da meslek eğitimlerime başlamıştım. Ve annem en büyük etkenlerden de birisidir. Çok daha geniş bakış açısına sahip olduğu için öğrendiğim kadarıyla kalmamam gerektiğini ve biraz daha geliştirmem gerektiğini söyledi. Ve onun yoluyla Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasdikli olan bir okula gittim. Güzellik Uzmanlığı Okulu'na. 2 sene boyunca aldığım eğitim ve burada staj deniliyor. Staj. 1 senede staj eğitimi aldım. Böylece tabii ki girmiş bulundum mesleğime. Çok uzun yıllar olduğu için dünyalarca tecrübeler, birçok insanlarla tanışmalar, bir de insan mesleğine gerçekten bir aşkla yapıyorsa ortaya güzel şeyler çıktığına inanıyorum. Çok güzel insanları biriktirdim hayatımda. Çok güzel değişik tecrübeleri biriktirdim. Çok farklı hikayeler var tabii ki. Aslında anlatmayla bitmeyecek bir şekilde. İlerleyen dakikalar bunları da öğrenmek istiyorum bir senden. Bir iki örnekleri evet paylaşabiliriz. Gerçekten çok çok komik şeyler yaşayabiliyor insan hayatında. Güzel hikayeler haricinde. Değişiklikler de oluyor mutlaka. Sende de oluyordur bu tarz şeyler. Bende de oluyor evet ama ben hemen konu bana gelmeden tekrar sana devam etmek istiyorum. Türkiye'de eğitim aldım sonra evlenip Berlin'e geldim. Ve evet. Berlin'de ödül üstüne ödül, sertifika üzerine sertifika, evet. Durdurak yok. Hani Almanya ödülü bir makyaj uzmanı. Evet, evet. Yani sen onu söylemesi pek hoşlanmıyorsun mütevazısın ama ben buradan aktarmak istiyorum buradan. Gazeteci arkadaşım nasıl mesleğini döktürüyor. Hakkını vermek lazım. Yani teşekkür ederim ama tabii ki benim başarılarımın arkasında da hiçbir zaman söylemekten geri kalmadığım eşim var. Onun çok büyük destekleriyle tabii ki başardıysam birçok şeyi başardım. Tek taraflı olmuyor. Mutlaka arkada bir destekçi gerekiyor. Sen daha çok yalnız başına bu yoldasın. O yüzden seni çok takdir ediyorum. Ne kadar branşlarımız farklı da olsa. Ama ben de mesleğimi çok sevdiğim için gerçekten inanılmaz tecrübeler, fedakarlıklar yaparak da insan bazı şeyleri başarıyor. Bunun en ufacık bir örneğini verebilirim. Kızıma hamile kaldığımda son gün, son dakikasına kadar çalıştım. Doğum yaptıktan sonra bir hafta evde kaldım. Bir hafta sonra çalışmaya başladım. Ben şahidim bunlara. Ve hatta Ela doğduktan 2,5 ay sonra tahmin ediyorum kucağımızda minik bebekle Köln'e makyaj yarışmasına gittik. Evet. Yani hiçbir şey, bazı şeyleri başarmak istiyorsanız engel değil. Hani hep diyorlar ya işte yani bilmiyorum hamile olup tabii ki bünyeye, karaktere, o anki yaşanılan problemlere göre her şey değişebiliyor. Allah'tan sağlıklıydım, yapabildim. Ama ruhum durmadığı için ya da mesleğime ara vermek istemediğim için bunun da çok büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum. Yani böyle güzel anılar biriktiriyoruz evet, tabii ki sonuçta. Az önce iğneli epilasyon eğitimi aldım Türkiye'de değil mi? Bunu Berlin'de de yaptım. Tabii. Evet. Tabii, hatta tabii. Benim kaşlarımda senin ellerinden geçti. Evet. Bende bir kaş vardı. Hani bir kaş vardı. Bizde bayağı bir geçmiş tecrübeler var. Yani tek tek onların köküne inip, onları yok edip şu ana kadar rahatım. Ve Epilasyon gerçekten yaşanılması gereken çok güzel bir uygulama. Şu an tabii ki piyasada epilasyona biraz rakip diyebiliriz. Lazer sistemi var. Epilasyondan sonra çıkmış olan sistem ve bu lazer sisteminin de kendi çapında bir sürü çeşidi var. Ben şu an lazer olarak
hitap ettim ama değişik isimlerde de tabii ki yeni çıkan sistemleri var bunun. Bu da sonuçta arz ve talep meselesi. Hani ben enflasyoncu olduğum için tabii ki kendi yaptığım işin arkasındayım. Bu sebepten dolayı da hiçbir zaman lazer uygulamasına girmedim. Kendi mesleğimi ihanet etmek istemedim. O kadar eğitim aldım. Yani onun da haricinde tabii ki inandığım için, sonuçlarına inandığım için yani enflasyon konusuyla ilgili apayrı bir program yapabilir insan çünkü konu çok detaylı. Ama evet, ne olursa olsun hala bu konuda aktif bir şekilde uygulamalarımı sürdürüyorum. Herkese hala kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonuçları çok güzel. Sen çok zaten güzel. Yaşamış olan insanlardan birisin. Taşlarım o kadar rahat ki. Evet, yani iğneli epilasyon %100 sonucu olan bir uygulama. Buradan duyurulur. Evet, duyurulur. İstenmeyen tüylere karşı birebir. Ve hem iğneli epilasyon hem de aynı zamanda kaşların arasını sen doldurdun. Evet. O da 20 küsür sene oldu. Evet, evet. Bugün yapılanlar 2-3 sene sürmeden tekrardan geçiyor. Fakat senin yaptığın o kadar kaliteliydi ki ne kullandığını bilmiyorum. Fakat hala tertemiz duruyor kaşların yani. Doğru. Kalıcı makyaj uygulaması Ayşen'cim sana yıllar önce yaptık. Evet, çok tabii ki kalıcılık özelliği her zaman için fazla olan bir uygulama. Ama eskiyle günümüzü kıyaslamasını yaparsak şöyle söyleyebilirim. Yıllar önce sana yaptığımız senelerde çok daha Almanya'da diyeyim yeni uygulamaya girmiş bir şeydi permanent makyaj, kalıcı makyaj. Şu an neler değişti ve sende neden çok o kadar kalıcı oldu? Her ne kadar yeni çıkmış bir uygulama olsa bile benim kendi çalışma hayatımdaki prensibim, en büyük prensibim, yapılan, uygulanan, kullanılan boyaların tamamıyla gerçekten kaliteli olması. Bu sadece boyayla bitmiyor. Aletinizin kaliteli olması lazım, boyanızın kaliteli olması lazım ve kullanılan iğnelerin kaliteli İğne olması de lazım. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi piyasada tabii ki çok 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 fazla çeşitler var ve çok fazla kişisel tercihler var. Bir uygulamayı kaliteli bir şekilde seçim yapıyorsanız ona göre tabii ki fiyat kategorisi de genişliyor. Yani ben hiçbir zaman ucuz iş yapıp ona göre bir uygulama değil de çok kaliteli bir iş yapıp güzel bir iş ortaya çıkarmayı tercih etmişimdir. Eskiden çok daha uzun yıllar kalıyor diyebilirdik. Çünkü boyalar biraz daha kimyasaldı. Çünkü başka alternatif yoktu. Yani sadece piyasada kimyasal boyalar söz konusuydu. Şu an öyle değil. Kalıcılık özelliği tabii ki 9-10 yıl değil, 2-3 yıl. Ama bu 2-3 yıl negatif değil. Yani olması gereken aslında bu. Olması gereken. Günümüzde olması gereken 2-3 yıl. Yani bir 2-3 yıl geçtikten sonra tekrar bir tazeleme işlemi gerekiyorsa bu iyi bir iş demektir. Yoksa tabii ki vücuda, cilde göre bir 6 ayda falan atan boyalar da var. Bu biraz tabii ki yaptıran kişinin cildine, bünyesine, hormonlarına varsa bir hastalığı ona göre vücuttan rengi biraz daha çabuk atabilir. Ama ne olursa olsun boyaların kimyasal değil, bitkisel olması çok önemli. Yani eğer tekrar bir gerekirse İleriki dönemlerde yaparsa o farkı çok daha iyi anlayacağına inanıyorum. Şu konuya değinmek istiyorum. Yani kalıcı makyajı gerçekten çok fazla başka kişilerde görüp de negatif olarak beynini eşleyen insanlar çok var. Neden? Çünkü hep lacivert ya da pembemsi ya da işte lilaya dönmüş renkler görüyoruz ve bu yapılan yanlış işlemlerin sonucunda ne yazık ki kalıcı makyajın adı kirlenmiş oluyor. İnanın ki öyle değil. Yani gerçek anlamda kaliteli ürünler kullanılıyorsa, doğal bitkisel ürünler kullanılıyorsa ki zaten bence kullanılmak zorunda. Başka bir tercih olmaması gerekiyor. Aletin kalitesi yeterliyse. Yani şimdi ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Bu benim şahsi fikrim. Bu makyaj malzemelerinde de öyle ama özellikle bu türlü ciddi cilde yapılan uygulamalarda, kalıcı makyaj gibi uygulamalarda kesinlikle kaliteyi tercih etmek zorundasınız. Yani hiçbir zaman ucuz ya da pahalı olarak adlandırmak istemiyorum ama eğer bu işlem
Örnek veriyorum, 150 euroya yapılabilen bir işlemse ben bunun altında belirli bir kalitesizlik ararım. Neden? Çünkü ben o boyayı belirli bir meblağ alabiliyorsam, atıyorum 10-20 euroya bir boya alıp sana uygulayabiliyorsam tabii ki daha fiyatımı ucuz tutabilirim. Ama ben o boyayı 100-150-200 euroya alıyorsam bu boyayla da bitmiyor sevgili seyirciler. Yani bunun iğnesi var. Bunun elinizin altında olan yani binlerce diyeyim yani 2000, 3000, 4000, 5000'e kadar giden kaliteli bir aletiniz var elinizin altında. O zaman tabii ki bu kadar ucuz meblağları talep edemiyorsunuz. Bu böyle. Tıpkı makyaj malzemelerinde olduğu gibi. Yani 2-3 euroya aldığınız kalemin verdiği renkle çok daha ismi olan kaliteli bir markanın cildinizde, dudağınızda, farınızda, alnınızda bıraktığı renk farklı. Artı cildinize verdiği bakım farklı. Fondötenlerde olduğu gibi. Evet. Kalıcı makyaja geri gelecek olursak, bir kalıcı makyajın doğal durması demek, güzel durması demek, bütün bu saydığım etkenlerin birleşmesi demek. Yani boyanız kaliteli olacak, aletiniz kaliteli olacak ve aynı zamanda iğneniz kaliteli olacak. Uzman da tecrübeli olacak, eli titremeyecek. Kesinlikle. Tabii ki, tabii ki. Tecrübe çok önemli. Ya hem tecrübe önemli hem de ben sana baktığım zaman senin kaşının nasıl bir forma sahip olmasını bilmem lazım. Senin rengini oturtmam lazım ki hem doğal olsun hem güzel olsun. Biz bu kalıcı makyaj konusuna girersek çıkamayız. Bence konumuzu değiştirelim. Değil mi? Peki benim cildim bugün nasıl buluyorsun? Özellikle bugün sana geleceğim diye bir ampul sürdüm. İsmi Beyti Değil ampulü. Cildi havaya kaldıran puşaklı bir ampulmüş. Bol nemlendirici. Başıma ne geldiğini bilmiyorum çünkü. Parıl parıl parlıyorsun zaten. Güzel, çok güzel. Sen her zaman bakımlısın zaten biliyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen şunu sormak istiyorum sana. Ampullerle maskenin arasındaki fark nedir? Ampul, maske ve serum. Hani ben mesela maske pek sevmiyorum. Sürdüğün zaman bir 10 dakika bekleyeceğim. Ayda bir belki yapıyorum. Ama ampul haftada bir gün daha pratik geliyor bana. Sür, bekle çıksın hani. Arasındaki evet farklar var ama cildin her ikisine de ihtiyacı her var. Ayda bir kere maske çok yetersiz. Yetersiz diyorsun. Peki peelik haftada bir gün yapıyorum. O yeterli mi? Haftada iki kere yapabilirsin. Çıkalım diyorsun. Evet. bu konuda şöyle bir bilgi verebiliriz. Cilt tipine göre herhalde değil cilt mi? Cilt tipine göre değişiyor böyle şeyler. Yani eğer peeling yapacaksak çok kuru olan ciltlerin haftada bir kere peeling yapması yeterli. Artı parantez şunu açalım. Çok kuru olan ciltler çok fazla kuvvetli peeling içinde biraz pütür pütür bir maddeye sahip. Bunun da sebebi gözeneklerin içine biraz daha detaylı girip gözenekleri temizlemesi amacıyla. Ama eğer cildimiz kuruysa çok fazla sert olmayan, biraz yumuşak daha saydam bir peeling tercih ederek yapabiliriz ve haftada bir kere yapmamız yeterli. Ama normal, orta ve yağlı ciltler duruma göre mutlaka haftada iki kere peeling yapabilirler. Ampul ile maske arasındaki fark da şu. Ampul cilde daha fazla bir artı bakım vermek için yapılır. O anki cildin ihtiyacına göre. Yani ben bir cilt bakımı uzmanı olarak ampulü hemen hemen her gün kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani onun sınırı yok. Çünkü bir zararı yok. Özellikle günümüzde şu kış aylarında cildimizin kuruma ihtimali tabii ki çok daha fazla olduğu için cilde çok daha fazla bir bakım uygulamamız gerekiyor. Yani sabah akşam kullanmak mümkün mü? Sabah akşam ampul de gerek yok. Ama ampulle serum hemen hemen yani detayına inmeden söylersek aynı kategoride diyebiliriz. Ampul serum ampulün biraz daha yoğunlaşmış şekli. Belirli bir yaştan sonra 30 yaşından artı 30 diyelim. Tabii ki bazı durumlarda ciltler çok çabuk yıpranmışsa biraz daha bunu öne alabiliriz. Mutlaka günlük kremimizin altına serum sürüyoruz. O biraz daha cilde farklı bir bakım vermiş oluyor. Sonra normal kremimizi sürüyoruz. Ama maske biraz daha yoğun bir bakım veriyor cilde. Yoğun yani bakım hepsinin veriyor. Aslında önemi farklı cilde. Hepsi de olması gereken bir şey tabii ki. Ben hatırlıyorum yıllar önce sana ilk geldiğimde bana sormuştun cilt bakımı yapmadan önce. Beni yatırdı masaya. Evet, ne kullanıyorsun diye sormuştun. Evet. Ben de böyle demiştim bebek ürünleri kullanıyorum.
Yani sağlıklıdır diye bebek kremleri kullanıyorum yüzüme. Bana demişti ki onlar bebeklerin cildine göre. Ve bir kitap çıkardın. Resimler çıkardın. Bana resim gösteriyorsun. Ayşen'cim bak, bu bebeklerin cildi. Bu bizim cildimiz. Senin kullandığın krem bebeklere göre, senin cildine göre farklı ürünler kullanmak lazım deyip güzelce resimlerle bir 20 dakika bana güzelce anlattın. Evet. Sonradan benim cildimi bana söyledin. Karma bir cildim vardı o zaman. T. Bugün öyle mi bilemiyorum. Sen biliyorsun. daha sonradan ben sen bana bu bilgileri aktardıktan sonra o zaman senin kullandığın ürünü kullanmaya başladım ve farkı gördüm. Evet. Ve bugün yaşım bayağı iki çocuk annesi olarak var. Fakat bilinçli bir şekilde bakım yapıldığı için, uzmandan bunu aldığım için tabii zamanında ki. Evet. Tabii ki farkı da görebiliyorum. Yani her cilde göre uygun bir bakım yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Yani şimdi şöyle bir düşünce var özellikle bayanlarda. Yeter ki bir krem süreyim. Yani bir bebe kremi belki yani genç kızlık döneminde henüz daha blue çağına girmemiş bir döneme kadar evet yeterli gelebilir. Ama artık günümüzde genç kızlarımızın bile ciltleri çok daha erken gelişip normal hava şartlarına göre, hormonlara göre farklılıklar gösterdiği için bayağı bir önem. Atıyorum 8 yaşına kadar diyebilirim. Bir ihtimal kullanabilir ama hala 20 yaşı geçmiş 30-40 yaşlarında bile bir bebek kremi ya da bir Nivea sürüyorsanız bu sadece o anki kuruluk hissinizi gidermek için size yardımcı oluyordur. Sonuçta bilinçli bir krem kullanmak tabii ki sizin cildinize çok daha farklı bir bakım verecek. Doğru bakım, doğru kremle ufacık bir farkla bile çok farklı, çok güzel şeyler elde edebiliriz. Yani bakımlı olun ama lütfen bilinçli bir şekilde bakım yapalım. Bunun altını çizelim, tekrar edelim mi Ebru'cum? Evet, bakımlı olun ama bilinçli bir şekilde bakımlı olun lütfen. Ebru'cum, 2019 yılının makyajıyla 2020 yıl arasındaki makyaj farkı nasıl? Yani nereden geldi, nereye gidiyor makyaj şu anda? Yani makyaj gerçekten tarz ve stil olarak çok fazla hızlı değiştiğini düşünüyorum ben şahsen. Biraz da herkes kendi modasını yaratıyor gibi. Ben makyajı belirli kalıplara oturtmayı sevmiyorum. Benim kendi şahsi fikrim. Tabii ki modayı yönetenlerin başında olanlar ya da belirli ünlü, dünyaca ünlü vizajistler tarafından belirli tarz, stil, renkler her zaman önceden söyleniyor. Ama ben 2019'da özellikle çok çok yoğun bir şekilde bu cildi yüz hatlarını gölgelendirme, contouring olayları dediğimiz stiller, sistemler çok yoğundu. Gölgeler çok yoğundu. Gölgelendirmeler çok çok fazlaydı. Bunu benim eşim şahsen Indianalar gibi makyaj stili diyor. Peki neden öyle söylüyor? Onu da açalım mı? Yani şimdi tabii ki gölgelendirme olayının en büyük amacı bu türlü konuları uygulamalı yaparak ifade edip göstermek çok daha kolay. Ama yüzde saklamak istediğiniz yerlere koyu renkler sürerek yüzü daha ince yapmak, yüzü daha uzun yapmak, yüzünüzde hata olarak gördüğünüz renkleri koyu renklerle kamufle etme işlemine gölgelendirme, contouring işlemi deniliyor. Bunlar çok çok fazla yoğundu. Sanmıyorum ki 2020'de bu değişsin. Bu akımın devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla tutuldu ve çok fazla uygulamalar yapılıyor. Özellikle genç kızlar tarafından çok çok fazla tutuldu. Öncelikle neler in olur? Şu an mesela bir geçiş döneminde çok canlı, crazy renkler çok popüler. Yani doğal renklerin haricinde far olarak çok fazla canlı tonlar kullanılması söz konusu. Şu an için 2020'de bana göre doğal ve pastel tonlar biraz favori olabilir. Ama her zaman yeni yılda işte özel partilerde parlaklar, simler ve taşlar hiçbir zaman yok olmayacak. Bunlar her zaman var olan makyajın olmazsa olmazları. Artı bu önümüzdeki günlerde ben de 2020 modeli adı altında bir model yapacağım. Kendi fikirlerime göre. Ondan sonra onun üzerine daha detaylı konuşabiliriz.
Ama burada konu açılmışken şöyle kendi fikrimi söylemek istiyorum. Belki genç kızlara da bir tavsiyede olabilir bu arada. Çok Ona da güzel olur. gireceğiz. Senin Çok de iki güzel olur. tane kızın var. O konuyu da konuşabiliriz. Ama ben tarz ve stil olarak her zaman birazcık doğallıktan yanayım. Yani makyaj gününe, yerine göre ağır olabilir, çok yoğun olabilir. Partiye gidiyorsanız yoğun olur, düğününüz varsa yoğun olur. Ama bir günlük yaşam içerisinde yapılan çok aşırı yoğun makyajlara karşıyım. Bir kere psikolojik olarak insan kendini o makyajı temizledikten sonra ben kötü hissettiğini düşünüyorum. Yani bütün gün boyunca normal özel bir gideceğiniz yeriniz yoksa kontür runlarla ya da yüzünüzü tamamıyla bir transformasyon yaparak değiştirerek bir makyaj uyguluyorsanız onu çıkarttıktan sonraki aynaya baktığınızdaki o psikolojiyi ben şahsen iyi bulmuyorum. Yani genç kızların özellikle bu konuda kendilerine kötülük yaptığını düşünüyorum. Her zaman doğal olup özel günlerde farklı olmak bence çok daha ideal. Ümit ediyorum ki 2020 bize biraz daha doğallığı getirsin. Biraz daha doğal pastel tonları getirsin. Ve bu makyajın çok çok aşırılığından biraz geri kalalım. Mesela şimdi senin belirli bir kaş formun var. Ben sana bir gece makyajı yaptığımda tabii ki senin kaşındaki varsa orantısızlıkları bir şekilde düzelteceğim. Ama bunu yaparken ben tamamen senin tarzını, stilini değiştirerek bambaşka, aşırı derecede yoğun ve kalın bir kaş yapmak zorunda değilim. Bu benim bir makyaj uzmanı olarak kendi tarzım, kendi stilim. Ondan dolayı da tabii ki bunu tavsiye edip o yöne doğru işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Peki Ebru'cum, ben sana şunu sormak istiyorum. Günümüzde sokakta görüyoruz, bir yere gittiğimiz zaman görüyoruz. Genelde herkesin makyajı aynı, istisnalar hariç. Şu Yani her günümüzde evet. makyaj herkese yakışıyor mu? Bence çok, çok komik duruyor ama uzman olarak sen ne düşünüyorsun? Tabii ki yakışmıyor. Yani çok da fazla katı kalıplara kondurtmak istemiyorum. Çünkü herkesin makyaj konusunda detaylı bir bilgiye sahip olması söz konusu değil. Bunun eğitimini almışsanız tabii ki biliyorsunuz ama günümüzde sosyal medya o kadar çok kuvvetli ki tabii ki doğal olarak yapılan gösterimlerde, Instagram'da olsun, bütün sosyal medyayı kullanan herkes binlerce çeşit makyaj tarzı görüyor ve bunları hem merak olduğundan hem ilgi olduğundan kendilerini de denemeyi tercih ediyorlar. Tabii ki ortaya o zaman hoş olmayan şeyler çıkabiliyor. Evet, her makyaj herkese tabii ki gitmez. Yani herkes kalın kaş taşıyamaz. Herkes çok aşırı renkli ruj taşıyamaz. Hani makyajı çok kurallara oturtmuyorum ama belirli de önemli olan detaylar var. En basit örnek vereyim. Çok ince olan dudaklar koyu renk ruj evet sürmemeli. Neden sürmemeli? Dudaklarınız incecik çizgi gibi görünür özellikle resimlerde. Çünkü koyu renkler her zaman geri iticidir. Açık renkler her zaman öne alıcıdır. Yani çok dolgun dudaklı bir bayanın çok açık renk ruj sürmesi gibi. Ha o tabii ki yine de sürebilir. Günümüzde dolgun dudak çok fazla seviliyor inler arasında. Herkesin aynı görünmesinin sebebi kaşların kalın oluşu, kirpiklerin aşırı derecede uzun oluşu ve dudakların aşırı derecede dolgun, doğal dolgunluk haricinde doldurulmuş oluşu. Yani bu sebepten dolayı ne oluyor? Böyle bir standart bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben standart görüntülerden yana değilim. Ben biraz doğallıktan Erkekler ne yapsın bu durumda? Bir bayana bakıyorlar güzel, bir de makyaj haline bakıyorlar bambaşka. Veya bakıyorlar hepsi birbirinin aynısı. Yani Yani makyaj o olarak. konuda bir araştırma yapmak gerek diye düşünüyorum. Çünkü eminim ki çoğu beyler kesinlikle çok aşırıya karşılar. Ama bir diğer taraftan bakarsanız orantı olarak o kadar çok doğal olmayan işte doldurulmuş dudaklar, aşırı kirpiklerle gördüğümüz genç bayanlar var ki ve bunların da tercih ettiği tabii ki partnerleri var. O konuda yorumsuz kalıyorum.
Yani bence yarı yarı hoşlananlar da var. Ama doğallıktan yana olan beyler de var. Evet, geçenlerde sonbaharda öğrencilerim sokakta böyle bir anket yaptılar. Umfarı ve genç erkeklere ve olgun erkeklere soru sordular. Makyajlı bayanlar bizim neler düşünüyorsunuz diye cevap işler arasıydı Yavrucuğum. Erkekler çok kararsız. Birisiyle tanıştığı anda bu gerçek mi? Gerçekten bu kadar güzel mi? Yoksa değil mi? Evet. Hani bu konuyla ilgili neler aktaracaksın peki? Yani vah erkeklerin haline diyorum. Yazık değil mi erkeklere? Yani Allah onları doğal yaratmış. Gerçekten o kadar eziyetsiz. Şimdi biz en basit bir yere giderken bile çantamız ayakkabımıza uyacak, pantolonumuz gömleğimize uyacak, takılarımız olacak filan. Bu aynı şekilde makyajda da öyle. Yani hele ki ilk tanışma anı en güzeli ne biliyor musunuz? Şeyde, tatilde tanışmak diye düşünüyorum. Sıfır. En doğal hali. Düşünsenize, yani bir böyle detayına girecek olursak, saçta postişler, takma saçlar, kirpikleri çıkar. Yani bedene gelirsek push-up'lı sütyenleri çıkar. Bir de artık iç çamaşırları da var. Birazcık daha böyle kalça kısımlarını dolgun gösteren. Yani hepsini çıkarttıktan sonraki hali ile tip-top ilk gördüğü andaki stylingli hali arasında o kadar çok farklar var ki, yani gerçekten erkek olsam ben de ürkerim diye düşünüyorum ki tanıştığım kişinin doğal hali bu mu ya da değil mi diye. Bu sebepten dolayı da diyorum ki neden bu kadar abartı? Tabii ki bakım çok güzel bir şey. Hepimiz yapıyoruz bakım yani, ama bir yere kadar, bir sınıra kadar evet, en çok abarttığınız anda bile birazcık doğala kaçarak bunu yapmış olsak en azından gelecek nesildeki gençlere biraz daha iyi örnek oluruz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu türlü görüntüleri işte dünya starları bir akım yaratıyorlar. İşte dolgun dudak akımı herkes aynı şeyi yapıyor. Kalın kaş akımı herkes aynı şeyi yapıyor. Bir özenti oluyor tabii ki. Yani yapılacak bir şey yok artık. Zamanı beraber yaşayarak göreceğiz. Belki bizler böyle biraz biraz doğallığı aşılayabilirsek en azından yeni gelişen nesillere, çünkü artık yapan yapmıştır, tercihini de yapmıştır. Evet, seni almışlardı herhalde. Evet, erkeklerin de daha az korkması gereken bir dönem başlar diye ümit ediyoruz. Evet. Bu arada bizim de genç kızlarımız var. İkimizde dünyalar güzel çocuklarımız var. Biraz gene kızın var. Evet. İki kızım var. Mesleklerimizin dışında aynı zamanda annemiz. Evet, kesinlikle. Senin kızın kaç yaşında bu arada? 18. Oh. En güzel yaş. Evet. Hayatın başlangıcı. Senin kızlarının makyaj ya da genel bakımlara karşı ilgileri neler, nelerle ilgileniyorlar? Şimdi benim kızlarım biri 24, biri 28 yaşında. Maşallah. Büyük kızım 15 yaşındayken biraz farklı makyaj yapmaya başladı ve yakışmayan makyajları yapmaya başladı. Ben söylüyorum, beni ciddiye almıyor. Dedim ki işte Ebru ablana gidelim mi? O sana uyan makyajı göstersin. Bak belki sana şunu da ekle diyebilir. Başka renk de alırız sana. Biraz böyle ne misal getirdim. Akıllıca. Evet. Sonra ne yaptım? Sana geldi. Bana ben geldi, yoktum. Doğru, sana evet. Geldi ve sana doğru makyajı gösterdi. Evet. Bana böyle yaptı. Sen bana güzel dedim. Güzel değilmiş. Ebru abla böyle demedi bana. Ama aylarca dedim kızım bu sana yakışmıyor. Yakışmıyor dedim. Dinlemedi. Hep başkası söyleyince güzel olur. Evet. Normal, doğal yani bir şey. Benim halime kızlarım nasıl geliyorlar bu evet, arada. Evet. Özel günlerde de geldiler. Kesinlikle. Evet. Benim başımdan şöyle bir olay geçti. Senin başından da geçmiştir mutlaka. Zannediyorum küçük kızım 8-9 yaşındaydı. Hı-hı. Benim pudramı almıştı, kullanmış. Hı-hı. Pembe pembe. Ben tabii ki bilmiyorum. Sabah kalktım, işte lavabo dolu olduğu için karanlık odada, hani az ışık olan odada. Evet. Fırçamı pudrayı aldım, ben bir allık sürdüm, çıktım. Yolda yürüyorum, herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor. Allah Allah diyorum, ne oluyoruz? İşe gittim, arkadaşlar soruyor, iyi misin? İyiyim. Ama bir tuhaflık var yani. Aynaya gidip bakıyorum, ne var biliyor musunuz? Yüzüm pembe. Sonra eve gidince soruyorum, kızım diyor ki ben kullanmıştım, merak etmiş. Evet. Ama hala merakları devam ediyor. Ben de ne varsa işlerine yarayan alıyorlar, bir daha geri gelmiyor. İşte benim en çok yaşadığım şeylerden birisi bu. Tabii ki benim kızım o konuda şanslı. Yani şey, yediğin önde yemediğin arkanda hesabı bol tarafından makyaj malzemesi var. Ben de hani elime bir şey atıyorum, bir malzemeyi alacağım, hop bir bakıyorum yok olmuş. Eksik. Ela bunu sen mi aldın? malum o almış tabii ki. Evet.
Bazıları alınıyor, geri gelmiyor. Çoğu şey tabii ki hep ikişer ikişer alınıyor. Çünkü ikimiz de kullanıyoruz. İşte fırçalar ikişer ikişer. Yani güzel şeyler sonuçta ama bunlar da işin cilveleri diyoruz. Ha, bu arada sanıyorum yanında ürünlerini getirdin. Getirdin değil mi? Evet. Evet. Bir bakalım, kontrol edelim mi? Hadi bakalım neler söyleyeceksin. Hadi bakalım. Ayşen'cim neler kullanıyormuş bakalım. Güzel güzel şeyler çıkıyor buradan. Bana şimdi en çok kullanmayı sevdiğin ürünleri bir göster. Çok hafif bunu kullanıyorum. Güzel. Aldık. Güzel bir renk. Sana da uyuyor kesinlikle. Bunu almadılar çünkü bunun rengi anne rengiymiş. Almadılar. Öyle mi? Evet. İşlerine yarayacak hal olsa alırlardı. Yok. Şimdi ben onları tanıdığım için bunun en büyük, en güzel özelliği sadece alık olarak değil de mesela şuralarına sırf böyle biraz renk versin diye de kullanabilirsin. Hem çok doğal hem de canlandırıcı özelliği var. Çünkü bundan bende de var. Evet. Bobbi Brown'un rujunu kullanıyorsun. Bir bakalım ne renk. Şu an dudağındaki hangi renk bu arada? Dudağındaki bu renk Ebru'cum. Bunu göstereyim sana. Evet. Bu renk. Şimdi sana tavsiye edebileceğim. En önemli şey, sen biliyorum genelde doğal tonları kullanmayı seviyorsun. Ama mutlaka kendi hayatındaki en azından önemli seminerlerin olsun, eğitimlerin olsun, özel bir şey, özel bir günse senin için azıcık iddialı tonları da tercih edebilirsin. İddialı tonları. İddialı. Mesela şimdi bir ruju, bir malzemeyi eline sürdüğünde farklı, dudağına sürdüğünde farklı. Elinde daha intensif, daha yoğun ama dudakta, dudağın da rengi olduğu için o rengi bir kademe alabiliyor. Yani böyle üzerindeki çingene pembesi tonunun biraz daha belirgin olduğu bir rujun olmuş olsa mesela. Mesela şey olabilir mi? Hemen gösteriyorum. Bakalım. Evet. Olur mu? Evet. Mesela bu daha doğru bir seçim olurdu. Yani hem doğal olabiliriz ama hem de aynı zamanda birazcık daha hafif iddialı renkler kullanarak ona bir güzellik katabiliriz. Bu arada biliyorum sen fondöten kullanmayı sevmiyorsun. Sevmiyorum. Onu daha sonra sana göstereceğim. Tamam. Geçen programımda onu anlatmıştım. Cildine hem bakım veren ama hem de içinde hafif renklendirici fondöten tarzı kremler kullanabilirsin. Eminim ki çok memnun kalacaksındır. Sen söylüyorsan mutlaka öyle. Şimdi bakalım daha neler var burada. Evet. Sevdiğim bir ürün. Vazgeçilmezlerden. Evet. Bunu pudra olarak kullanıyorsun. Pudra olarak hafif kullanıyorum. Evet, çok güzel. Bu arada dikkatimi çekti. Fırçaların da gayet güzel. Bu da Mekin fırçası, evet, değil mi? Bana kalan fırçalardan 4 tanesi. Gerisi gitti. Gittim, yok. Güzel, çok güzel. Valla Ayşen'cim, yani tebrik ederim. Malzemelerin gayet güzel. Ben de sevindim. Yine emek. İyi, bundan sonra sana alacağım hediyeyi biliyorum hayatım. Bir Mac tercih edebiliriz yani. Bu arada ben yanağıma kontrol olarak Mac'in bronz pudrasını tercih ediyorum. Şu an bitti, geçici olarak başka bir şey kullanıyorum. Hiç de memnun değilim açıkçası ama bunun pigmentleri çok daha güzel bence. Bu bir bronzing pudra. Şu kısımlara sürüyorum. Evet. Ama bunu contouring olarak değil, yüzüne birazcık renk vermesi açısından sürebilirsin. Her ne kadar çok sevmesen de, evet, makyajının kalıcı olmasını istiyorsan, hafif de olsa, çok ince bazda da olsa bir fondöten sürüp üzerine pudranı sürüp, evet, onun üzerine bronzingini sürebilirsin. Ama çok iş canım. Benim 5 dakika alması lazım makyajım. Onu da soracağım sana. Evet. Bir makyaj kaç dakika sürmedi? Hani çabuk ya, makyajın makyaj ne kadar sürmesi biraz tabii ki kişinin hızlılığına ve ne kadar çok yoğun yaptığına göre değişiyor. 10 dakikaya da bir günlük makyaj yapabilirsin. 15 dakikada yapabilirsin. Mesela senin bu makyajın kaç dakika sürüyor? Ben yarım saatte bitiriyorum çünkü o an biraz zamanım varsa, biraz farklı özel olmasını istiyorsam, yani ben onu bir saate de çekebilirim. İşte değişik bir eyeliner denemek istiyorsam uzun sürer. Ama eğer hiçbir şey yapmadan doğal, normal günlük yaptığım bir makyaj
yarım saatte bitirebiliyorum. Ama sen tabii ki benim kadar değil, senin 10 dakikada bile olsa hani şu ay o kadar uzun sürer değil. Düşün ki yüzüne krem sürüyorsun. Noktala bütün her yerine, o krem bazda dediğim renklendirici fondötenine. Ondan sonra yani şu işlemi yapmak saniyeler alıyor sadece. Bitti. Birazcık böyle bir onu sabitlemek, pudra sabitlemek. Çünkü gün uzun, çok da yoğun çalışıyorsun. İşte cildin çok parlamasın, makyajın biraz daha kalıcı olsun, daha hoş, daha profesyonel görünsün diyorsan, inan ki bana hiç zaman almıyor. Rimeli zaten sürdüğüm bir şey biliyorum. Kalemini de onlara biraz daha vakit ayırabilirsin. Ama temeline zaten bir allık bir de ruj kalıyor. Peki bir soracağım sana. Ben bu kahverengi pudrayı, diş şateni, sarı, kiprik diplerime kullanıyorum. Doğru mu kullanıyorum? Kiprik diplerine derken yani siyah bu arada renk, şu tondan bahsediyoruz. Evet, siyah renk çok sert gösteriyor yüzün. Bu yüzden bu rengi tercih ediyorum. Renk senin için çok doğru bir renk seçim olarak. Evet kullanabilirsin. Mesela şu rengi göz kapağına sürebilirsin. Tamamıyla göz kapağına sürebilirsin. Bunu da tamamıyla gölgelendirme olarak hafif kullanabilirsin. Ben kirpik diplerini tercih ediyorum. Şimdi kirpik diplerine zaten kalem sürdüğün için aynı zamanda bunu yaptığın zaman sana biraz yoğun ve fazla gelebilir. Ya da tamamıyla renk olarak kullanacaksın. Tek renk yoğun olarak kullanacaksın. Tek renk. Ama o zaman aynası olan bir şeyle sana tarif edeyim. Daha iyi anlarsın. Şunu bir tut bir zahmet. İstiyorum. Şimdi. Ay ben kendimişim bu arada. Koyu renk farınız tamamıyla şuraya sürdüğün zaman. Evet. Bu sefer ne olacak biliyor musun? Aç gözünü. Bak şu an senin burada gözünün yapısından dolayı göz kapağın biraz daha aşağıya düşecek. Ama bizim amacımız her zaman var olan hoş olmayan demeyeyim de bir yüz hattını daha pozitif yönde şekillendirmek olduğu için her zaman bu özellikle sarkan göz kapakları tarzındaki göz formlarına oralara koyu renkleri sürersek bu sefer onu geriye etmiş oluyoruz. Yani şu kısma süreceğim. Evet. Daha doğru olur, daha hoş olur. Ya da tek renk göz kapağına kullandığın zaman onun bir kat yumuşağını da üstüne geçmen lazım. Da eğer izleyiciler arasında göz kapağı düşenler varsa veya başlangıcı varsa ne yapacağımızı evet. Öğrenmiş olduk. Yani. Evet. Uygulamalı olsa daha güzel olacak ama kabataslak olarak ancak bu kadar. Ebru'cum benim bir sorum daha var sana. Tabii canım. Ben kırmızı rengi çok seviyorum. Böyle koyu kırmızı rengi. Fakat bir türlü bana yakışmıyor. Yakıştıramıyorum. Niye? Çünkü dişlerimin rengini sarı gösteriyor. Ama soğuk renk kullandığım zaman böyle pembeler, lilalar. O zaman dişimin rengi daha bir açık ton gözüküyor. Böyle bir şey var mı yoksa bana mı öyle geliyor? Bazı renkler evet dişleri daha sarı gösteriyor gibi olabilir ama ben ona çok fazla takmayanlardayım açıkçası. Çünkü eğer kırmızı bir kıyafetin varsa, bir bluzun varsa rujunun çok fazla başka seçme alternatifi yok. Bir de ruj zaten bir renk oluşturuyor. Sen bildiğin için, seni rahatsız ettiği için sen tabii ki daha çok o tarafını düşünüyorsun ama dışarıdan bakış açısı öyle değil. Onu düşünmen lazım sürdüğün zaman. Yani dişlerimi sarı gösteriyor diyerekten herhangi bir rengi kullanmamaktan yana değilim. Renk zaten kırmızı kendini gösteren bir renk. Kimse senin dişine değil, dudağındaki güzel renge bakacaktır diye düşünüyorum ben. Peki hemen rujlardan konuyu kapatıp direkt ben küpelene gelmek istiyorum. Kıyafetin küpen, bu renkler muhteşem evet, bu arada. Teşekkür ederim. Ne zaman seni görsem kıyafetinle küpene rengi bir uyum içinde. Evet. Bense tam aksi. Pembe, şu an kırmızı gözüküyor bilmiyorum ama mavi olabilir, yeşil olabilir. Ben daha renk takmayı seviyorum. Bunun doğrusu nedir? Benim mesleğim açısından, renk uyumları açısından bakarsan tabii ki rengin uyumlu olması bana göre gerekiyor. Ama tam tersi uyumsuzluğu sevenler de var. Bence bu tamamıyla bir tercih meselesi. Hani insanlara işte aman şu şöyle olmuş, yanlış olmuş diyemeyeceğim. Ama ben hiçbir zaman pembe ile kırmızıyı birleştiren bir insan olmadım. Tahmin ediyorum olmayacağım da ama bir proje çalışması varsa ve bunda renkler özellikle özenle seçilmişse çok farklı görünebilir. Tabii buna fotoğraf çekimlerinin etkileri, o resimlerle oynamalarla beraber çok daha farklı bir bakış açısı kazandırabiliyor tabii ki. Ama günlük yaşamda bizler için ben bir kırmızı bluz giydiysem
asla pembe bir ruj sürmem, buna karşı olanlardanım. Yani benim biraz renk takıntım var açıkçası. Ne kadar iyi bilmiyorum ama fazla takıntılı olmak iyi değil. Onu kesinlikle savunuyorum. Ama eğer kırmızı bir bluzse, ille kıpkırmızıdan hoşlanmıyorsa bir insan artı, bunu da ekleyebiliriz. O kırmızının da kendi arasında birçok tonları var. O taç kırmızılığı versin ama kopkoyu kıpkırmızı olmak zorunda değil. Sadece biraz orantı içerisinde olsun yeterli. Bu fikirde. Peki o zaman bu sorumu cevabını aldıktan sonra. Şimdi cilt bakımına gelelim mi? Evet buyur. Dört mevsim cilt bakımı nasıl olmalı? Bazı kişiler aynen şöyle söylüyor. Ay benim cilt bakımına hiç ihtiyacım yok diyenler var. Evet, gerçekten var. Öyle mi? Her cildin cilt bakımına ihtiyacı var mı diye bir soru yöneltsem uzman olarak cevabı ne olurdu? Kesinlikle bakarsan bakmazsan daha olur derim. Yani bakımsız asla olmaz. Yani. Elbette çok çok yoğun bakım yapmak zorunda değilsiniz ya da imkanınız yok ya da kendi imkanlarınızca yapıyorsunuz ama yapmamak olmaz. Tabii ki günümüzde dışarıya gidip de pahalı kremler almak, onlara birçok paralar vermek zorunda değilsiniz. Doğal şeylerle de en azından bakımımızı sağlayabiliriz. Krem sürmeden, cilde bakım yapmadan imkansız. Cilt bakımları çok önemli. İmkanı olan olur, olmayan olur. Bu ayrı bir mesele. Ama en ideali ayda bir kere bir uzman tarafından cilde bir cilt bakımı yapılması. Neler oluyor? Cildin bir üstteki ölü tabakası gidiyor. Peeling yapıyorsunuz, cilt daha derinlemesine temizleniyor. Zaten sürülen, uygulanan malzemelerin kendi başına bir sürü etkileri var. Bunları saymakla bitiremeyiz. Onun haricinde masaj yapılırken cildin regenerasyonu oluyor. Ciltte bir kan dolaşımı hızlanması oluyor. Yani bütün kullanılan bir cilt bakımı esnasında yapılan işlemlerin her birisinin ayrı ayrı cilde verdiği pozitif enerjiler, pozitif uygulamalar var. Bunların aksini iddia etmek bence yanlış olur. Kesinlikle söylediğin gibi ben cildime hiç bakmıyorum, işte hiç gerek yok. Bunu savunan insanlardan tabii ki olamam aynı zamanda bir uzman olarak da. Sadece bir gerçek var tabii ki ama bu bizlerin eski generasyonunda yaşayan bayanlarımıza, belki annelerimize, belki anneannelerimize ait olan bir özellik olabilir. Hiçbir şey zamanında kullanmamışlar. Ciltleri hala güzel. Belki çok kırışıklıkları yok. Ben bunun genetik olduğuna inanıyorum. Eğer bir ortada genetik bir gerçek varsa bunu tabii ki değiştiremeyiz. Ama onların zamanında bugünkü imkanlar yokmuş. Onların zamanında bizim yaşamımızdaki kadar stresli bir hayat yokmuş. Bu kadar hava kirliliği yokmuş. Bu kadar besinlerde hormonların işlem gördüğü besinler yokmuş. Yani onların zamanı farklıydı. Ama biz artık çok zor bir dönemde yaşıyoruz. Çok stresli bir hayat yaşıyoruz. Bundan dolayı herkesin kendi elinde olduğu imkanlarla mutlaka kendisine bakması gerektiğine inanıyorum. Ha ne olur? Daha geç yaşlanırız. Yaşlanmayı da engelleyemeyiz. Engellemememiz de gerekiyor. Ama geciktirebiliriz. Peki bu siyah noktalar temizlenmezse cilttekiler, gözeneklerde neler olur? Gözeneklerimiz tıkalı olur, cildimiz daha az oksijen alır, daha az nefes alır. Bazı bayanlar şöyle düşünüyor, cilt bakımı yaptırıyorum, işte siyah noktalarım gidiyor ama yine geliyor. Gelmek zorunda. Çünkü vücudumuz zaten çalışıyor. Onların gelmemesi gibi bir şey demek, vücudun fonksiyonlarının zaten İyi işlememesi demek. Bu da güzel bir şey değil. Bundan dolayı düzenli bir aralıkla temizlediğimiz zaman cildimizin daha parlak, daha canlı, daha temiz bir görüntüye sahip olmasına sebep oluruz. Bu da sanıyorum güzel bir şey değil mi? Yani muhteşem bir şey. Evet. Senden de görüyoruz zaten. Teşekkür ederim. Ben bu arada yani her şeysiz yaşayabilirim ama kremsiz yaşayamam diye düşünüyorum. Sabah yüzümü açıp kalktığımda yüzümü yıkayıp ilk yaptığım şey kremlerimi sürmek. Aynı şeyi de gece yatarken geçerli. Şimdi bunu soracaktım sana.
Buyur canım. Peki senin favorilerin nedir? Çantanda en çok ne var? Cilt bakım ürünleri cilt olarak. Cilt bakım ürünleri olarak. Her şey var. Her şey. Valize falan mı geziyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, evet, yolculuğa giderken gerçekten çok büyük bir problem. Hele bir krem, kilo problemi varsa. Yani rahat bir 2 kiloyu alıyordur herhalde. Cilt bakım ürünleri. Bir tane şey. Giderken makyaj malzemelerim. Az az seçmeye çalışıyorum. Her seferinde diyorum ki bu sefer çok az malzeme alacağım yanıma. Ay şu paletimi de mi alsam? Ay bunu da mı alsam? Yani ne yazık ki böyle oluyor. Böyle bir iki tane ürün bana yetmiyor. Fakat cilt bakımı ürünleri olarak bir kere tahmin ediyorum 20 yaşımdan itibaren diyeyim, en geç, daha da öncesinden başlamış olabilirim. Göz çevresi kremim asla olmazsa olmazlarım arasında. Normal gündüz kremim ayrı, gece kremim ayrı. Tabii ki bayağı bir uzun zamandır 30 yaşından itibaren altta cilde ekstra bakım verdiğim serumlarım var. Onun haricinde maskeler, yani olmazsa olmaz çok fazla var. Çünkü bunların hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Cilt losyonları, mesela gözenekler dedik. Şimdi işin gerçeğine gelecek olursak hiçbir ürün yok ki gözenekleri tamamıyla yok etsin. Yok böyle bir şey. Eğer o cilt bir gözenekli yapıya sahipse o gözeneklerle yaşamayı sevmeniz lazım. Öyle söyleyeyim. Ha, daha çok fazlalaşmasını engelleyebilirsiniz. Engellemek mümkün. Engellemek mümkün. Ne çok. Kadar çok ona yönelik, ona hitap eden ürünler kullanırsak, işte gözenekleri biraz daha sıklaştırıcı özel cilt losyonları var tabii ki, yok değil. Bunu da belirli markalar söylemek yanlış olur. Bu konuda uzman kişilere danışaraktan ürünlerin satıldığı yerlerde onlar da gayet güzel bilgiler verecektir mutlaka. Ama bir benim tavsiyem, şayet cildinizin ne tür olduğunu ve ihtiyaçlarını ve problemlerini bilmiyorsanız bir uzmana danışıp bunları öğrenip ondan sonra satın alacağınız yere gidip ne istediğinizi söylemeniz. Nedenini söyleyeyim. Atıyorum bir parfümeriye ya da bu türlü ürünleri satan bir yere girdiniz. Oradaki satıcı bayanlar size sadece orada öğrendikleri ürünün ne tarz olduğunu söyleyip size tavsiye edebilir. Ama tamamıyla bir uzman olarak o an dışarıdan bakılarak ha sizin cildiniz şöyle, size şunu verelim demek yanlış bir tercih olur. Ve bu sebepten dolayı bu yanlışı yapıp da bir tane ürün değil 10 tane ürün alıp ve eve geldikten sonra memnun kalmayıp kullanmayan ürünleri, eminim ki aa evet bende de böyle oldu diyen bayanlar çoktur. Şu an kesin diyenler var. Yani eminim bu, çünkü hayatın bir gerçeği. Bunu yaşamak istemiyorsanız dediğim gibi bir uzmana danışıp doğruları öğrenip ondan sonra ürün tercihi yapmanız en doğalı, en güzeli olur. Ve mutlaka gerçekten cilt bakımlarınızı ihmal etmeyin derim. Cilt bakımı kadar kirpik bakımını başta konuşmuştuk ama kirpikleri temizlerken birçok kişinin kirpikleri kırık, kirpiklerim dökülüyor diyor. Bu neden oluyor? Yanlış temizlikten mi, yanlış maskara kullanmaktan mı? Yoksa maskarayı temizlemeden uyudukları için mi? O zaten kesinlikle olabilecek bir şey değil asla. Eğer çok tembelseniz, çok üşengeçseniz zaten sabah kalkınca herkes bir şekilde yüzünü yıkıyor. O kadar detaylı bakım yapmak istemiyorsanız sabaha hadi bir nevi ihmal edebilirsiniz. Etmeyin ama edebilirsiniz. Fakat akşam lütfen, akşam cilt temizlenmek zorunda. Çünkü bütün günün pisliğini o cildinizden atmanız gerekiyor. Yoksa cildiniz nefes almaz. Eğer çok fazla siyah noktalı bir cildseniz, dolu bir cilde sahipsiniz, onu yeterince temizlemediğiniz zaman onlar sivilceye dönüşebilir. Sivilce iltihaplanır, yanlış bir de hareketinizde onu dağılmasına sebep olabilirsiniz. Böyle o cildin problemine çok daha hoş olmayan bir görüntülere sebebiyet verebilirsiniz. Bundan dolayı yani çok fazla böyle sağa sola yaparak temizlemek hassas ve ince yapılı kirpiklere zarar verebilir. O yüzden her zaman şu şekilde dışarıya doğru temizlemek ve alttan şu şekilde yapmak ideal. Yukarıdan aşağıya. Hem yukarıdan doğru, hem aşağıdan. Evet. Ama temizlemeden olmaz. Zayıf kirpiklere her zaman için ya badem yağı, ya Hint yağı,
işte zeytinyağı gibi şeyler tavsiye edilir. Bunların hiçbirisi zarar teşkil etmiyor çünkü hepsi doğal şeyler. Sadece badem yağı gibi şeyleri gerçekten yatmadan önce yapın. Çünkü gözü açıp kapattığınızda gözde bayağı bir yanma yapabiliyor. Çok da aşırı fazla sürmenize gerek yok. Ama şunu da unutmayalım. Bir kişi kullanmış ve çok çok fazla memnun kalmışsa herkes aynı memnuniyeti yaşayacak diye bir şey söz konusu değil. Bu her şeyde böyle. İşte sen bir krem kullanıyorsun, sen memnunsun. Ama onun etkisi sende güzel. Belki bende aynı etkiyi yaratmayacak. Günümüzde kullanılan kirpikleri besleyici özel serumlar var. Kullananlar memnun. Ben de tavsiye ediyorum. Sadece bilinmeyen şöyle bir şey var. Onu kullandığınız müddetçe kirpikleriniz besleniyor, uzuyor, yoğunlaşıyor. Ama bıraktığınız zaman tekrar eskiye dönmesi söz konusu. Hani bunu bilerek kullanın. Bu da çok doğal bir şey. Bence olması gereken bir şey. O zaman sürekli kullanmak gerekiyor. Yani sürekli. Atıyorum bir 3 ay kullandınız. Bir ara verin. Bir stoplayın. Ondan sonra tekrar baktınız ki azalmaya başladı. Tekrar bir süre sonra tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayşen'cim, bugün bana konuk olduğun için, güzel soruların için, desteğin için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok zevkli bir sohbetti. Bizim sohbetimiz bitmez. Bunu mutlaka ileriki dönemlerde tekrarlıyorum. Mutlaka diyorum. Tekrar ederim Yavrucuğum. Ben de çok mutlu oldum. Çok keyif aldım. Ben sana teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için. Rica ederim. Takipçilerinle tanıştırdığın için. Takipçilerim bu arada çok şanslılar ama ben de şanslıyım. Ben 25 yıldır tanıyorum. Siz de tanıyorsunuz belki. Muhteşem bir program çekimi oldu. Harikaydı. Çok eğlendim. Çok teşekkür ediyorum. Bilmediklerimi öğrendim senden. Engin bilgilerinle takipçileri çok şanslı. Onları teşekkür ediyorum. Sana. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Yılların tabii ki birikimi var bizde. Konuşacak konularımız çok fazla. Çok konumuz var. Eğitmensin. Hani eğitmen olunca bambaşka yerlere gidiyorsun. Evet, o kadar çok tecrübelisin ki altyapın var ki konuyu açacak. Aslında burada süremiz olsaydı daha konuşurduk ama yönetmen bize dedi ki hayır. Aslında teşekkür ediyorum canım. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir yenisini ekleriz buna. Ekleriz. Bugünlük programıma sizler de dahil olduğunuz için, bizi izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Ve konuma da teşekkür ediyorum. Olmazsa olmazımızı söylemeden de geçmiyoruz. Yani lütfen beğenilerinizi ihmal etmeyin. Abone olmayı ihmal etmeyin. Ve teşekkür ediyorum sizlere. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.